Dolar kurundaki büyük artış ve ABD enflasyonu köprü ve otoyol geçiş ücretlerini de vuracak sevgili izleyiciler. 2016'da 109 lira olan ve şu an 336 TL olan Osman Gazi Köprüsü'nden gidiş gelişin maliyeti 2022 başındaki yeni fiyatla 500 TL'yi aşabilir. Bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. O halkın omzundaki yükler kurla birlikte artıyor. Bir de yap işlet devret yükü var. O yükte döviz arttıkça katlanıyor. Fiyatlamada Amerikan enflasyonu da hesaba katılıyor. Örneğin günlük 40 bin araç geçiş garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü'nde araç başına verilen garanti bedeli 2016 yılında 35 dolar artı KDV'ydi. Amerikan enflasyona paralel olarak bu meblağ 2021'de 42 dolar artı KDV oldu. Bu sene ABD enflasyonundaki yüksek seyirde dolar cinsi fiyatı daha da yukarı itecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim enflasyonu %6,2 ile 31 yılın zirvesine çıkarken 2022'de KDV dahil rakamın yaklaşık 48 dolar olması muhtemel. Dolar cinsi rakam TL'ye çevrilirken 2 Ocak 2022 tarihli kur dikkate alınacak, ancak kur da bugünlerde 11 seviyelerinde ve 48 doların karşılığı da 541 liraya denk geliyor. Eğer Amerikan enflasyonu ve dolar kurundaki yüksek seyir devam ederse Osman Gazi Köprüsü'nden gidiş dönüşü maliyeti 500 liraya aşacak. Milli paramız Türk lirasıdır. Türk lirası cinsinden neden garantidir? Elma basma tulumba gibi bu garantili işler memleketi soyup soğana çeviriyor. Haziran 2016'da köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV'ydi. O dönemin 2,89 liralık dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 lira oluyordu. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet yaklaşık 5'e katlanmış oldu. Köprü ve otoyol garantilerinin hazineye faturası 2021 için 14 milyar lira. Bunun 2022'de 20 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. Tüm yap işlet devret projeleri içinse 2021'de 31 milyar lira olan bütçeye faturanın 2022'de 42,5 milyar lira olması öngörülüyor. Bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim.